Bu dersimize sevgili arkadaşlar hali hazırdaki yapıyı kullanarak yani paket kurulumlarını gerçekleştirdik. Bir bağlantı ifademiz var artık. Tüm bunları dikkate alarak şimdi bir varlık tanımı yapacağız. Bir entity tanımı yapacağız. Hali hazırdaki klasör yapımızda arkadaşlar bir bakın bir data access layer'ımız var. Veriyle ilgili, veriye erişimle ilgili hemen her şeyi bu yapı dahilinde planlıyoruz. Bu yapı dahilinde gerçekleştiriyoruz. Fakat konteks yapısı içerisinde de DB setler olmalı ve bu DB setler entity ile ilişki içerisinde olmalı. Bunu modellerken yani bu yapıyı modellerken entity'leri ayrı bir klasör altında tutacağız. Dolayısıyla namespace'leri farklı olacak. Entities şeklinde bir klasör oluşturuyoruz ve en temel nesnemiz arkadaşlar kitap olduğu için sağ tıklayıp projemize ilgili klasör üzerinden book adında yeni bir sınıf oluşturuyoruz. Ve buna public class demiş olacağız. Evet, public bir sınıfımız var ve bunun adı book. Bir kitabın taşıması gereken özellikleri biz kitap üzerinde yani nesne üzerinde propertilerle ifade edeceğiz. Prop diyeceğiz. Prop dedikten sonra int ifademiz book id. Bakın id yani id şeklinde bu olduğunda ya da book id olduğunda entity framework bunu convention yani bu ortak akıl ortak isimlendirme yaklaşımıyla doğrudan primary key olarak algılıyor. Yani tablodaki birinci anahtar gibi algılıyor. Ekstra hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor eğer id ya da book id dersek. Bu tamam. İkinci temel özelliğimiz tekrar prop, string ifadesi, bir de title alanımız olsun en basit haliyle. Evet, bir de title alanımız var ve bu artık bizim için arkadaşlar bir varlık. Bunun bir varlık olduğunu biz şu klasör yapısıyla aslında anlıyoruz. Fakat arzu ederseniz bunun üzerine bir interface koyup o interface üzerinden de bunun bir entity olduğunu, bir varlık olduğunu takip edebilirsiniz. Yani takip edebilirsiniz derken böyle bir tanım yapabilirsiniz, böyle bir kontrat oluşturabilirsiniz. Şu anda böyle bir kontrat oluşturmak bizim için elzem değil. Yani çok da gerekli değil şu aşamada. Dolayısıyla bir sınıfımız var. Book isminde iki tane de alanı var. Bu bir tabloya dönüştüğü zaman primary key'e sahip olan bir alan olmasını bekleriz. Book ID için ve bir de title alanı olmasını bekleriz. Onun da string ile tanımlandığını zaten görüyoruz. Bu doğrultuda arkadaşlar yapmamız gereken şey data access layer'a gidip bir sonraki adımda bunu bir DB context olarak tanımlamak olmalı. Burada da tekrar prop diyeceğiz. Ve prop dedikten sonra buraya bir DB set tanımı yapacağız ve gelip buraya book ifadesini vereceğiz. Tabii biz book yazdığımız zaman arkadaşlar bu ayrı bir namespace'te. Console app'in altında entities'in içerisinde kontrol noktayla bunu çözmemiz gerekecek. Bunu çözeceğiz. Çözünce yukarıya bakın. Entities ifadesi geldi. Bu artık tanınıyor. Bundan sonra yine convention yani bu ortak akıl, ortak isimlendirme gereği şuradaki nesnenin çoğulunu arkadaşlar yazmamız gerekiyor. Bu çoğul ifadeyi de books olarak ifade etmiş oluyoruz. Evet, dolayısıyla bir varlık tanımını şu anda yaptık ve bu varlık tanımına ilişkin olarak arkadaşlar DB setimizde artık var. Dolayısıyla şu şema üzerinde baktığımızda örneğin employee bir entity bizim için ama biz employee yerine book şeklinde bir entity tanımı yapmış olduk ve DB setimiz var. Bu tanımı da yapmış olduk ve dikkat edin bu konteks çerçevesi içerisinde yani konteks içerisinde yapılmış oldu. Dolayısıyla bu adımı da sağlıklı bir şekilde, başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Tabii bunlar henüz arkadaşlar uygulama tarafında henüz veri tabanına yansımadı. Veri tabanına yansıması için bir migration oluşturmamız lazım. Onu da bir sonraki dersimizde gerçekleştiriyor olacağız.